Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Kocaeli'nin muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Yavuz'un önderliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, birçok muhtar derneğin temsilcisi ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların birçok şartında iyileştirme yaptığını dile getirdi. Muhtarlık kurumu 1829 yıllarından itibaren günümüze kadar gelen en köklü kurumlardan bir tanesi olup 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Muhtarlar Günü kutlanması ve bu manada da bu kurumun tarihsel bağının kuvvetlenmesi hususunda büyük bir adım atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Muhtarlar Günü ilan etmesiyle kalmamış, muhtarlıkların özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu meyanda muhtarların kamu kurum ve kuruluşlarında mahallesine, milletine daha iyi bir hizmet verebilmesi adına birçok değişiklikler yapmıştır. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, muhtarlarla zihinsel bir devrim gerçekleşti sözlerine yer verdi. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi Osmanlı'dan günümüze gelen en köklü kurumlarımızdan bir tanesi olan Muhtarlık Kurumu'nun son dönemde gelişmesi, vatandaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmesi bakımından birçok tedbir alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün gelmiş olduğu seviyede siz değerli muhtarlarımızın çok kıymetli katkıları ve çalışmaları oldu. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağımız bu günlerde harap olmuş, bitap düşmüş, altyapısı tamamen yok edilmiş, köyleri yakılmış, yıkılmış, işgal edilmiş bir ülkeden bugün dünya ile rekabet eden, yarışan, hatta bazı alanlarda onlarla rekabet geçen bir Türkiye gelişimizde sizlerin katkısını asla inkar edemeyiz. Bu vesileyle sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Bu meslekte 32. yılını dolduran 19 Ekim tarihi itibariyle de 32. yılını dolduran ve sizlerle 32 yıldır beraber çalışan bir kardeşiniz olarak şunu ifade etmek isterim ki muhtarlarımızın yaşadığı sorunları birebir bilen, onların sıkıntılarını birebir yaşayan, çoğu zaman çözen, çözmeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerin şahsi sorunlarınızı da elbette biliyorum. Hepinizin bildiği gibi daha önce muhtarlarımız Bağkur'a kayıtlı olmak zorunda kalan, daha sonra Bağkur primlerini ödeyemediği için sağlıktan faydalanamayan, kendi tedavisini, ailesinin tedavisini bile yaptırmada sorun yaşayan, yeşil kart almak için bize gelen bir haldeydi. Eski muhtar arkadaşlarımız hafızalarını yoklarlarsa söylediklerimi çok daha iyi anlayacaklardır. Elbette kendi sorunlarıyla boğuşan bir meslek grubunun başka konulara odaklanmasında yaşadığı sorunları da sizin takdirlerinize bırakıyorum ki en iyi yaşayan sizlersiniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bir zihinsel devrim gerçekleştirmiştir.